Hikmet Genç'in de konuşmayı çok sevdiği başlıklardan biri bu aslında. Evet. Ama ben şimdi hocamın da bıraktığı yerden şu notu da düşerek sözü size bırakmak istiyorum. Şimdi İsviçre dünyanın en zengin devletlerinden biri değil mi? Evet. Geride bıraktığımız günlerde Tabii. İsviçrelilere kış Refah için seviyesi yüksek tabii olan tabii devlet falan paraları da yani. var malum. İyi de kazanıyorlar. Kış için odun stoklayın, mum stoklayın diye çağrıda bulundular. Bunu da hatırlatayım, sözü size bırakayım. Buyurun. Şimdi Sayın Caşin komutanım çok geniş bir yorumda bulundu girizgahtan başlayarak. Tarım Kredi Kooperatifi geçtik gerçi yani olay komutanın vermiş olduğu gazla biraz önce hakikaten uyandırdı bizi yani bir Hocam gaz tüpman oluyor artık. yani Yani Rus banına çıkıyor. biz gaz çıkartacağız dedik ama gazı veren aslında burada komutanım bize gazı verdi. O sinerjiyle devam edelim. Aslında çok hepsi birbirine çok bağlantılı konular. Yani aslında çok dağınık gibi görünüyor. Abdülhamit Han sondajla Tarım Kredi Kooperatifi'ne gidilir mi? Hakikaten de gidilir. Çünkü bütün dünyanın iki büyük sorunu var bence. Geçen hafta burada hatta konuştuk. Enerji krizi diyoruz. Onur Erim çok güzel bir ifade kullandı. Ben de onu destekledim. Enerji krizi, enerji kıtlığı. Enerji var ama alamıyorsunuz. Savaş var aslında. Enerji yük, savaş var. Ve bunun sonucunda da gıda sorunu var. Tahıl. Tarım Kredi Kooperatifi. Yani bütün dünyanın aklına geçen bu var. İklim değişikliği, iklimle ilgili sorunlar var. Kuraklık, sonuçta gıda. Hakikaten bunlar çok kritik şeyler. Fakat ne oluyor dünyada diye. Şimdi bu biraz önce söylemiş olduğun İsviçre'de bunu söyleyen yetkili. Yani İsviçre'de de Enerji Bakanlığı bilmem ne işte bunların komisyon. Yani bizdeki en üst düzeydeki bir kamu görevlisinin söylediği bir şey. Ben bugün onu yazdım hatta. Yani İsviçre, biraz önce komutanım da söyledim, Almanya'dır komutanım o İsviçre. Şu çağrıda bulundu tüm yani İsviçrelilere odun, pardon mumla başlıyor, mum ve odun stoklayın. Çünkü bu kışa doğru İsviçre, zaten 10 milyon civarında bir nüfusu var. Mum ve odun stoklayın çünkü enerjiye ihtiyacımız olabilir. Yani biz de nasıl biliriz? Şöyle biliriz bizim genç görevimizde İsviçre alırsın mesela bir telefonu. Abi İsviçre'li yapmış adamlar yapıyor yahu. Değil mi? Bizde olmazken biz hep o örneği veririm. Topkapı'dan Rami minibüste giderken adam havarayla oraya gidiyor. İsviçre'li yapmış hocam. İsviçre'li. Şimdi Saat yapıyorlar bu tabii aslında çok ironik belki de biraz espri gibi geliyor ama bana bundan 20 sene önce böyle bir şey söyleseniz ben sizi direkt hemen akıl hastanesine gönderirim. Yani yıl olmuş 2022 İsviçre Enerji Komisyon Başkanı mum stoklayın, odun stoklayın diyecek. Tamam bu olabilir. Bir dünya Belki savaşı galiba diye. Christmas'ta kullanacaklar. Belki de kriz. Ama bu dünya savaşı olabilir. Fakat şurada işte o zaman akıl hastanesi kapısını açarım. O da şu. Türkiye'de dünyada kriz yaşanırken ne yapıyor? Sondaj gemisi gönderiyor. Nereye? Akdeniz'e. Navtex yayınlıyor. O ne? Allah Allah bir alan. Fakat bu arada Türkiye Karadeniz'de de doğal gaz bulmuş. Şimdi bu arka arkaya koyduğunuz zaman benim jenerasyon, komutanın jenerasyonu hiç duymamıştır da ben de duymadım. İsviçre odun mum derken buraya. Şimdi bu metafordan ne çıkartıyorsunuz? Aslında biraz önce görmüş olduğumuz şeyin tamamı bu. Üç Çok tanesi, büyük bir resim var aslında üç tanesi Ben üstüne tebrik ederim koyalım. bunu hazırlayan arkadaşı. Bak, üç tanesi üstüne koyalım. Şurada geçen hafta tartıştık, hep tartışıyoruz. Türkiye bir havalimanı yapıyor, dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesini. Türkiye'deki havalimanı Avrupa'da en yoğun, en işlek havalimanı oluyor. Avrupa'da çok ödül kazanıyor. En Ve hızlı tıkır tıkır prosesinden. işliyor. Bavulunuzu Tıkır tıkır işliyor. alabiliyorsunuz birkaç 10 dakika dakika gecikince kızıyoruz. Bu nasıl? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Benim valizim burada diye. Kızıyoruz. Biz Türkleriz ya, biz yapıyoruz bu işi. Fakat inanılmaz bir şey arkadaşlarımızdan aldık. Telefonlarla, canlı. Nedir? Londra'da, Brüksel'de, Almanya'da 8 saat valiz bekleyen vatandaş var. Yıl 2022 gene geriye sardık. Ben size gene akli olarak sorgulamaya başladım bunu söylerseniz. Bu başka tarafı. Sosyo diyorlar ki, Almanya diyor ki mesela ya diyor pandemi sürecinden çıkarken biz çok insan işten çıkarttık. Dengemiz bozuldu. Dünyada en iyi, en komutanım çok iyi bilir. Dünyada en iyi organize olmuş, en disiplin millettir Almanlar. Doğru mu? Biz de pandemi yaşamadık bu Ömer abi. Pandemi biz de yaşadık. Yani sen yaşadıysan biz de yaşadık bunu. Peki final nedir? Final şudur. Peki pandemide ne oldu? Biraz daha O geriye finale sardık. ilişkin de bir barko hazırladık Tamam biz. ama O des şunu bağlayayım oraya. Arka arkaya bak. Enerji, gıda,
tahıl koridoru, havalimanı, pandemiye geldik. Biz İtalya'da hastane kapılarında sedyede insanlar gördük. İtalyanlar dedi ki, biz Avrupa Birliği'nden çıkacağız kardeşim dedi. Birbirlerine maske savaşı yaptılar bu adamlar. Türkiye dedi ki, maskeye ihtiyacınız varsa göndereyim dedi. Şimdi hastane yapmış. Maske yok, savaşı derken birbirlerinin maskesini çaldılar. Maskesini çaldılar. Çaldılar. Avrupa Medeniyeti. Respiratörleri çaldılar. Havalandırma şeyleri. Bundan ne gibi çıkarım olabilir ki? Bunu niye hatırlatıyoruz ki? Şöyle hatırlatmak lazım. Gelinen noktaya bakmak lazım. Şimdi Türkiye'de biraz önce hani şey deniyor, enflasyon var. Var mı? Var. Bütün dünyada enflasyon var diyorsun. O diyor ki, orada diyor şey diyor, %12'ye yükselmiş İngiltere'de. Ama diyor biz 80'leri yaşıyoruz diyor. Şunu hiç aklından geçirmiyor. Almanya'da son 45 yılın, Amerika'da son 40 yılın, İngiltere'de son bilmem kaç yılın, bizde çok daha kısa bir sürecin enflasyonu bu. Bu çok kıymetli bir şey. İki, adam hayatı boyunca bunları görmemiş. Ve resesyonu bekliyor. Buraya tekrar dönüyoruz. Ha, bu bir şey değil yani, çok açık ve çok pembe bir pencere falan değil. Dünyadaki, hani en son Brooks'un vermiş olduğu, Uluslararası Finans Direktörü'nün vermiş olduğu raporda var. Ya bütün dünya resesyonda bekliyorsunuz. Fakat Türkiye kendi modeliyle ortaya çıktı. Herkes buraya giderken Türkiye faizleri düşürüyor. Zaten krizden fırsatla, yani bir krizi fırsata çevirmek böyle bir şey. Öyle bir alana geldik ki hala büyümeye devam eden ve ekonomisini büyüten ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde belki de en büyük fark atacak olan ve patlayacak olan, ekonomik büyüme sağlayacak olan Türkiye'dir diye bütün dünya finans kuruluşları buna benzer açıklamalar yapıyor. Dün de sen Türkiye'de belki de görmüyorsun bazılarının sözcüleri, bazı farklı cumhuriyet çocuklarını görmüyorsun belki ama dün bütün dünyada breaking news son dakika haberi diye geçerken Abdülhamit Han inerken denize, gemi yani inerken denize, bizimkiler görmeyen tipoloji var Türkiye'de bir de gazeteciler içerisinde. İtalya anında bir yorum yapıyor, gönderiyor. Diyor ki Akdeniz'in efendisi Türkiye oldu diyor. Fransızlar da Kuzey Afrika'ya dikkat çekiyor. Şimdi diyeceksin ki bu ne kadar güzel bir tablo. Valla bu tabloyu ben çizmiyorum. Biraz kuş kadar aklınız olsa, kaza geldik ya komutanım, ben de biraz üslup değiştireyim. Aklınız olsa sadece bunu buradan değil biraz geriye çekilip, ben bazen gençlere diyorum ki yurt dışına çıkın, çok önemlidir. Ülkenize balkondan bakın, dünya gözüyle bakın. Hatta Amerika'da güzel bir ülkede görmek için Türkiye'yi. Bakın ne olduğunu. Bu bir vaka, bu bir gerçek, bu bir ekstra bir yorum değil. Valizler, Almanya'daki valizler öyle ben koymuyorum oraya. 10 saat bekliyorlar. Buradaki havalimanını ben böyle çaktırmadan çok az insan göstermiyorum. Öyle çok kalabalıklar. Ve dünyada bunlar yaşanırken çok enteresan. Şöyle bitirmek istiyorum. Bence en çarpıcı bu olsun. Ve komutanım da bu konuda katılır. Biz kaç aydır, aylardır özellikle bu Ukrayna savaşından sonra, Rusya savaşından sonra tahıl krizi Türkiye için bir, Türkiye bir arabulucu. Efendim Rusya-Ukrayna meselesi öyle. Enerji meselesinde aynı şekilde. Bütün Doğu enerjisinin batıya akımı ile ilgili. Eskiden zirvede olurdu biliyor musun? Brüksel, Davos zirvesi, bilmem ne zirvesi. Dünyadaki zirvenin kalbi İstanbul'da atıyor. Farkında mısınız? Yani Davos yok, Brüksel yok, Paris, bilmem ne. İstanbul'da akıyor, atıyor. Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. Yani bütün dünya böyle konuşurken buradan bir ne çıkartmamız, şunu çıkartmamız lazım. Özgüven. Özgüven, bravo komutanım, işte bu. Özgüven çıkartmamız lazım. Tarım kredi kooperatiflerine veren %25'i, aman canım %80 bilmem ne. Alakası yok. Sen Almanya havalimanında eleman ararken niye o kadar Türkiye'den talep oldu? Araştırdık biz gazeteci olarak, baktık. Niye kimse gitmedi diye. Kurtarmıyor biliyor musunuz? Niye kurtarmıyor biliyor musunuz? 2500 euro da vermiş olsalar hesap kitap yapıyor. Ay sonunda eğer başka bir özel bir alışkanlığın yoksa, tütün ve bir yerleri, 60-70 euro kalır kalmaz bilemiyorum diyor adam. 2000-2500 yaşayamazsın diyor. O yüzden bizden bir kişi galiba gitmiş. Bir kişi müracaatta bulunmuş. Bak bir daha söyleyeyim. Bunlar böyle hakikaten olmadık hayali, tahayyülü şeyler değil. Ha benim neslim için hakikaten tahayyülü. Ama bunlar vakadır. Bunlar yaşanıyor. Artık Avrupa'nın bir gözü Rus'un manasında, diğer gözü de Türkiye'de. Eğer Türkiye yaparsa, bunların yorumunu söylüyorum. Eğer bir savaşta ve enerji krizinde bir çözüm olacaksa, bunu Erdoğan üzerinden yapabilmek konusunda köşe yazarlarını okuyacaksınız.
Washington Post'u okuyacaksınız. İşte Associated Press'i okuyacaksınız. Orada da aynı yorumlar devam ediyor. Hı-hı. Bu benim tasarrufum, benim şeyim değil. Ama bir tek kızdığım nokta da şu. Komutanım uzattınız, ben de uzatıyorum bu şekilde. Bulduk konuklarımız o zaman. Sonra gençler kızacak. O da şu. Özgüven dediniz ya, ekonomi ve bu tür şeyler özgüvenle ve güvenle ekonomi gider. Siz insanlara böyle kara tablolar çiziyorsunuz ki Türkiye ile ilgili. Ne kadar yanlış tablolar onlar. Ekonomi de bunun üzerinden manipülasyonla ve dezenformasyonla ekonomiyi de bozmaya çalışan hem siyasetçiler var, hem de onun yandaşları, iyice iyi fonlanmış gazetecileri var. Maalesef biz bir de bu içeride bizim mahallenin veletleriyle mücadele ediyoruz. Kaplumbağa demiş ya, hacca gidiyorum demişler. Manyak mısın, bu hızla hacca gidilir mi? Demiş ben giderim. Ama demiş, bizim mahalleden geçerken veletler bir ters çevirirse ondan korkuyorum demiş. Bizim bu halin, bu veletleri bu bizi durduracak olan, durdurmaya çalışan tipler. O veletlerle mücadelemiz var. Yoksa biz hacca gideriz. Değil mi komutanım?